Çünkü mesela enteresandır, 1930 araştırması var. Kadınların en böyle tahrik oldukları, en böyle hani cinsellik anlamında aktif olmayı istedikleri dönem regliden hemen önceki 1-2 gün ve regliden sonraki 8. ve 11. günler arasındaki dönemmiş. Tamam, o zaten... Arkadaşlar, İnce İşler Kılığında hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi en ince detaylarıyla, bütün araştırmalarıyla, gümüş böyle bir tepsinin içerisinde ince ince süzgeçten geçirip anlatmaya devam ediyor. Neden? Çünkü sizi hayata ve yatağa hazırlıyoruz. Slogan gibi slogan, kanal gibi kanal. Vallahi hizmet gibi hizmet. Yemin ediyorum bak. 38 senelik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, böyle hizmet görmedim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yıllardır ya. Bu nasıl bir emek? Ben kendimi de övmeden de duramıyorum ya her seferinde. Arada bir övesim geliyor kendimi. Beni övün. Yorumlarda beni övün. Şaka yapıyorum. Gerçekten çok seviyorum sizi. Bu iş zaten böyle sevmeden yapılacak bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Kameranın bütün arkasındaki koskoca ekip de yani bu işi böyle gönülden yapmıyor olsa hiç böyle oturup da benim böyle kafalarını şişirmemi dinleyeceklerini düşünmüyorum. Sizleri çok sevdiğimizi tekrar alta not olarak ekliyorum. Bu hafta size ne anlatacağım? Bu hafta Türkiye'nin kanayan yarasını, Türkiye'de ve aslında bazı 3. dünya ülkelerinde ve gelişmemiş ülkelerinde olan ve aslında çok normal olmasına rağmen garip bir şekilde ayıp, kirli görülen regli konusundan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım mı arkadaşlar? Yayınımız başlamak üzeredir. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Takibinizi de alırız. Bizi Instagram'dan takip ederseniz İnce İşler TV ve Ben Özgür Uysal hesaplarından o zaman etkinliklere dair duyurulara erkenden ulaşabilirsiniz. Yakında turnemiz başlıyor. İletiyoruz. Bizi çok seviyorsanız aynı zamanda katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlardan faydalanabilir. Çekip de yayınlamadığımız, yayınlayıp yayından kaldırdığımız ya da sadece üyelere özel yayınladığımız videoları izleyebilirsiniz. Yıllardır bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Sizler olmasaydınız bizler olmazdık. Eyvallah. İnadına yapıyorum. Ahmet kurtuldu ameliyattan. Şu anda yeni bir ameliyatlık kurbanımız var dostum. Kulağı bırakmadan Ahmet devretti kulaklığı yani. Eyvallah. Arkadaşlar, bu regli konusu gerçekten böyle arada bir hortlayan garip bir konu. Pandemide de hortlamıştı. Marketlerde işte yok siyah poşette mi verilsin, bu raflardan kaldırılsın, prezervatiflerle yan yana mı koyacağız, ne yapacağız filan, böyle bir garip, böyle ilginç bir şey var regli konusuna karşı. Ama ben size tarihinden başlayarak anlatacağım. Öyle hiç yani böyle toplumsal cinsiyet güzellemesiyle filan başlamayacağım. Bizim şu anda kafa yapımızın nerede olduğunu görebilmeniz için size örnekleriyle anlatacağım. En sonunda da kendi görüşlerimi de söyleyeceğim. Şimdi önce regli kelimesi nereden geliyor? Bir Fransızca kelime règle, yani düzen, nizam, intizam demek, kural demektir. Niye? Çünkü bu 28 günde bir vücudun bir kuralı olarak yaptığı menstrual bir döngü. O yüzden Fransızcadaki règle yani düzenli olan, kurallı olan anlamından bizim de Türkçemize geçmiştir. En yaygın kullanılan kelimesi de reglidir. Yüzümüzü doğuya çevirecek olursak adet kelimesi, yani adet görmek kelimesi de Arapça adat kökünden gelir. Tekrar eden manasına gelmektedir. Adet de hani zaten tekrar edilerek yerleşmiş olan şey olarak biz Türkçemizde kullanıyoruz ya, hani adettendir. Hani hep böyle yapılır anlamında kullanıyoruz. İşte o adat, yani tekrar eden kökünden geliyor. Adet de aynı regli, Fransızcadaki regli gibi yine Arapçada da tekrar eden, yani düzenli olarak olan şey anlamında. Yani düzenli olarak yapılan, 28 günde bir yapılan bir şey anlamında kullanılır. Buraya kadar her şey çok iyi. Köken çok iyi. Yani adet görmek, regle olmak, bunlar çok iyi. Ama asıl halk dilindeki kullanımlarda sıkıntı var. Orada asıl halkın regliye karşı olan tutumunu görebiliyoruz. Türkçede renklenmek, kirlenmek, misafirin gelmesi, ana vatanın kanı ağlaması, muayyen günlerde olmak, çarşambayı sel alması gibi kullanımları var. Daha da kötüsü hasta olmak. Yani sanki bu bir hani virüsle ilgili bir şeymiş gibi, hasta olmak gibi kullanımlar da var. Bir de böyle daha 80'lere yönelik böyle bir Kızıl Ordu'nun gelmesi gibi kullanımlar da var. Bu da hani yine esprimizi kattığımız, komikleştirdiğimiz şeylerden bir tanesi. Peki diğer ülkelerde, diğer kültürlerde regli konusuna ne deniyor? İngiltere'de monthly visitor, yani aylık ziyaretçi olarak kullanılıyor. Bir de Aunt Flo, yani Flo teyze geldi şeklinde bir kullanım var. Niye bu teyzeye şey yapmışlar? Hani Flo akış geliyor.
geliyor. Hani akış teyze geldi gibi bir anlam kullanıyorlar. Öyle bir kelime oyunu yapmışlar. Peki Fransızca'da nasıl kullanılıyor? Hani biz regliyi almışız ama Fransızlar halk arasında ne diyorlar? La saison des fraises. Çilek sezonu diyorlar mesela. Romantizme bak. Çilek sezonu. Les Anglais sont arrivés. İngilizler geldi de diyorlar. Yani herhalde bu nasıl bir kullanım? İngilizler gelince niye öyle bir şey oluyor? Onu tam anlayamadık ama Les Anglais sont arrivés demişler. İngilizler geldi. Öyle de kullanıyorlarmış halk arasında. Öyle bir deyim varmış. Bir de Le Général Rouge est en ville. Yani general kasabaya geldi anlamında kullanılıyormuş. Ama buradaki tabii generalle general, yani genel ve general birbirine çok benzediği için hani genel olarak olan bir şey kasabaya geldi de denilebilir. Ama general kasabaya geldi diyorlar. Hani bizdeki Kızıl Ordu gibi filan bir şey herhalde. Anavatan kan ağlıyor. Yine böyle bir kullanım yapmış Fransızlarda. Almanca'da nasıl kullanılıyor peki? Her kültürün kendine has da bir kullanımları var gerçekten. Auslauf Modell diyorlar. Yani kullanım süresi geçmiş demekmiş. Yani gayet teknik ve otomotiv yaklaşmışlar konuya Almanlar. Yani artık kullanılamaz. Davilden kalkmış filan anlamında. Yani modeli geçmiş, eski model anlamında kullanılıyormuş halk arasında. Herhalde buradaki ürün hani yumurtalıktan bahsediyorlar. Hani o artık kullanılamıyor. Onun yerine hani yeni bir model, bir üst model, güncelleme geldi gibi filan bir şey herhalde. Öyle bir kafaları var Almanların. Anlamadım ama çok teknik ve mekanik yaklaşmışlar konuya bir Alman olarak. Der Rote König, kırmızı kral diyorlar. Yine bir kral, yine bir general, yine bir öyle bir konu var gördüğünüz gibi halkın arasında. Ich habe ein Kind umgebracht. Yani bir bebek öldürdüm diyorlar. Ya tam Almanya. Yok soykırım yaptım deyin. Ich habe ein Kind umgebracht. Bir bebek öldürdüm. Yani böyle çok düz yani. Demek ki çok normal bir kullanım. Bizde ne diyorsun lan filan derler ama onlar demek ki çok normal halk arasında böyle kullanabiliyorlarmış. Tante Rosa kommt. O da Tante Rosa kommt. Kızıl teyze geldi gibi bir kullanımları varmış. Yine Almanlar hani yine bir teyze var. Aunt Flo gibi İngilizlerdeki teyze gibi. Almanlar da bir hani kızıl teyze geldi diye yine regliyi böyle hani bir teyzenin gelmesiyle betimliyorlar. Çince'de de daima. Daima. Artık nasıl bir şey varsa daima filan, o da düzenli tatil demekmiş. Tabii Çinliler sürekli çalıştıkları için muhtemelen onlar için bir hani yumurtalığa bir tatil gibi öyle yaklaşmışlar herhalde. Her kültürün kendine has bir gerçekten regliye yaklaşımı var. Buradan bunu anlayabiliyoruz. Şimdi tarihte de çok garip inanışlar var gerçekten. Mesela antik Roma zamanında reglinin hava durumunu kontrol eden ve ekinlerin, mahsullerin sağlığını bozan bir lanet getirdiğine inanıyorlarmış. Yani kadınları aslında böyle içten içe bir cadı olarak görme durumu var. Reglinin de böyle hava durumunu kontrol dedim. Ekinlerin mahsullerinin sağlığını da bozan böyle pis, virütik, şeytani bir şey olduğuna inanıyorlarmış antik Roma zamanında. Gerçi hani bu antik Roma'da böyle ama hani 1920'lerde Vietnam'da da bir araştırma yapmışlar. Bella Schicht diye Vietnamlı bir araştırmacı. Acaba regli olan kadınlar etrafında gezdiğinde bira mahsullerini bozuyor mu diye 1920'lerde, bak antik Roma nere, 1920'ler Vietnam nere yani. O zaman bile bunun araştırmasını ciddi ciddi yapmış biri. Yani düşünebiliyor musunuz yani insanın bir arpa boyu, o biranın üretildiği bir arpanın boyunda bile ilerleyemediğini gösteren bir araştırma yine yapılmış Vietnam'da 1920'lerde. Orta çağda regli döneminde yapılan seksin penisi paslandırdığını, regli kanı içmenin de cüzzam yaptığını düşünüyorlarmış. Penisin paslanması ne ya? Ya sen demir çağında mısın, tunç çağında mısın? Ne yapıyorsun? Siz ne kullanıyorsunuz oğlum seks yaparken diye insanın sorası geliyor. Yani penisi paslandırmak ne ya? Penis nasıl paslanır ya penis? Ne kullanıyor oğlum bunlar? Garip yani. Gel otosanayide burada yapalım yani, hemen bir sıkalım, hemen bir pas sökücü. Ne saçma. Regli kanı içmenin de cüzdan yaptığını düşünüyorlarmış. Oğlum zaten yani içmeyin ya. Bu böyle yani soğuk içiniz falan diye üstünde yazan böyle ibare olan bir şey değil ki. Yani niye içiyorsun da cüzdan yaptığını düşünüyorsun yani. Afiyet olsun, ne diyeyim yani. Kafalara bak. Neyse, bu bahsettiğim orta çağ yani. Öyle düşün. Yine orta çağda kilise reglinin bir cezalandırma, Havva'nın günahlarından dolayı kendisine verilen bir düzenli ceza olduğunu düşün. Düşünüyormuş kilise. Yani regli kadın için bir cezadır. Bu da ta ilk kadın olan, ilk kadınlardan, ilk kadın Lilith'tir de, ince işler izleyenler bilir, onu detaylı anlatmıştım. Ama Lilith'ten sonra, Lilith zaten günahlarından dolayı cezalandırılmıştır. O Musevi mitolojisiyle birlikte. Hristiyan mitolojisi de Havva'yı cezalandırdıklarını düşünüyormuş. Tanrıların ve meleklerin ve düzenli olarak o yüzden kadınların regli olduğu ve regli sancısı çektiğine inanıyorlarmış. Yani bunun doğumla falan hiç alakası olduğunu tabii bilmiyorlar. O zaman teknoloji yok. Böyle bir şey.
bu ceza olarak kadınlara veriliyor diye düşünüyormuş orta çağda. Ama öteki tarafta Afrika'da mesela regli kanının afrodizyak olduğunu düşünüyorlarmış. Hatta erkeğin kahvesinin içerisine katıyorlarmış. Hem cinsel performansı artsın hem de birlikte olduğu kadına bağlansın diye. Şimdi bak, iki ayrı yer, iki apayrı yaklaşım. Biri doğayla ilişkili tamamen. Diğeri de o artık böyle cezalandırmalar, penis paslandırmalar filan. Bir başka inanışta regli döneminde saç boyanmaz ve ağda yapılmaz inanışıymış. Yani daha kıllar sökülmez, daha hızlı büyür ya da işte saç boya tutmaz filan gibi bir inanış da var. Hinduizm'de ve Budizm'in bazı inanışlarında, özellikle de Nepal bölgesinde, kadınlar regli olduklarında köyün dışında kerpiçten evlerde kalıyorlarmış. Yani köye uğursuzluk getirmesin diye kerpiçten evlerde kalmak zorunda bırakılıyorlarmış regli olan kadınlar. Kötü şans getiren, işte böyle pislik, yani kirli bir şey olarak algılanıyormuş. Dinle minle filan bir alakası yok. Yani genel olarak kadına böyle bir yaklaşım var. Hani hiç menstruasyonla ilgili filan öyle bir şey yok yani. O inançla ilgili olduğu zaman böyle bir hani kötü şans, bir ceza, sanki kadının içinden böyle kötülüklerin çıkması filan gibi bir şey hep inanışlarda. Japonya'da regli olan kadınlar yemeğe ve çiçeğe dokunamıyorlarmış. İngiltere'de de yine regli olan kadınların yemek yapması yemeğin tadını bozuyor diye düşünüyorlarmış. Sanki İngilizlerin mutfağı çok lezzetliymiş gibi. Fish and chips yapıyorsunuz oğlum siz. Neyini bozacak ya? Balık kızartıyorsunuz oğlum siz. Yani neyse, saçma bir mutfakları var yani. Onun nesinin lezzetini bozacaklar, o ayrı bir konu. Önce bir bak derler adama. Önce bir ne yemek yapıyorsun bir bak derler adama yani. Şimdi bizde de mesela kulaktan dolma böyle bilgiler var. Yani bu sadece İngiliz'e, Japon'a filan, Hindu'ya, Budist'e filan has değil. Bizde de var bazı inanışlar regli olan kadınla ilgili. Bir batıl inançlar var. Mesela regli döneminde kadınların turşuya dokunmamasını istiyoruz. Anadolu'da öyle bir şey var. Regli kadın turşuya dokunamaz. Turşuyu bozar gibi bir şey var. Uzun bekletiyorsun falan, onu bozuyor gibi bir inanış varmış. Doğum yaptıktan sonra adet sancıları geçer gibi bir inanış varmış. Hani bunun hani menstruasyonla falan, yani belki bazı durumlarda geçerli olabilir ama hani bu batıl böyle bir inanç da varmış. Hani doğum yap geçer gibi. Kistlerin atıldığı biliniyor bilimsel olarak. Doğum yaptıktan sonra yumurtalık bölgesi yenilendiği için, atıldığı, yenilendiği falan için o hani kistler mistler de atılıyor. Hani daha sağlıklı bir yumurtalık kavuşuyor kadın, ama hani adet sancısına bir etkisi var mı yok mu, hani bu bilimsel olarak kesin ve net ortaya konulmuş bir şey değil ama bir inanç varmış. Belki hani oradan tecrübelerle sabit bir konu var, belki de o kist ağrısıydı, hani o yenilenince geçti filan ve Anadolu'da da böyle bir yerleşik inanış oluşmuş olabilir. Mantıklı, güzel. Regliyken banyo yapılmaz deniyormuş mesela yine. Bir de daha enteresan bir inanış, regli döneminde olan bir kız yeni doğmuş bir bebeğe bakarsa o kız her regli olduğunda o bebeğin hayatı boyunca vücudunda bazı lekeler çıkar. İşte benler çıkar, çiller çıkar, lekeler çıkar diye inanıyorlarmış. Yani regliyken hiçbir yeni doğmuş bebeğin yanına kadınları yaklaştırmıyorlarmış. Bazı bölgelerde, bazı işte köylerde, Anadolu'nun bazı bölgelerinde. Sizin de varsa bu arada böyle bildiğiniz inanç, hani onları da yazınız. Benim bulduklarım bunlar, öyle söyleyeyim. Yani regli bu kadar aslında bazı bölgelerde kötülenirken bir yandan da Assam bölgesinde 4 gün süren regli festivalleri yapıyorlarmış. Bunu kutluyorlar yani regliyi. Böyle bir festivali var yani, bir senenin belli bir günü. Pilgrim diye, işte onların keşişleri gibi düşünün. Pilgrimler katılıyor festivale. Kamakya diye bir tanrıyı kutsuyorlar, onu anıyorlar filan. O da doğumla ilgili bir tanrı. Yani tanrı tanrıça. Ve hani onu onurlandırıyorlar pilgrimler. Assam diye bir festivalle. Yani bir yandan regli onurlandırılıyor dünyanın bazı bölgelerinde. Bazı bölgelerinde ayıplanıyor. Kötü, lekeli, kirli bir şey olarak algılanıyor. Peki regli döneminde cinsel birliktelik hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela merak ediyorum. İnsanlar bunun hakkında ne düşünüyor? Penisin paslandığını, kötü şans getirdiğine falan inanılan o eski antik dönemlerin haricinde bugün de mesela hala kirli bir şey olarak görülüyor mu sizce? Siz mesela görüyor musunuz? Bence yorumlarda tartışılması gereken bir konu. Çünkü mesela enteresandır, 1930 araştırması var. Kadınların en böyle tahrik oldukları, en böyle hani cinsellik anlamında aktif olmayı istedikleri dönem regliden hemen önceki 1-2 gün ve regliden sonraki 8. ve 11. günler arasındaki dönemmiş. Tamam, o zaten ovülasyon dönemi dediğimiz yumurtlamaya geçtiği dönem. Evet, onu biliyoruz zaten. Bir araştırma yapmışlar. Erkeklere böyle kadınları gösteriyorlar. Erkekler en çok hani hangisini beğendiniz dediğinde yumurtlama döneminde olan kadınları çekici bulduklarını söylüyorlar falan. Hani böyle bir içgüdüsel şeyimiz var. Yani
deneyip kendiniz test edin. Regl döneminde kadınlar daha mı çok tahrik alıyor, seksten daha mı çok zevk alıyorlar falan, kendiniz test edin tabii ki. Ama kadınlara sorduklarında kadınlar regl döneminde yaptıkları seksten daha çok zevk aldıklarını söylüyorlar. Eğer ki o kendilerindeki o kirlilik hissi ve psikolojisi olmazsa. Şimdi psikolojik tarafını bir kenara bırakıyorum ama fiziksel olarak regl döneminde yapılan seks ağrılara iyi geldiği için, özellikle de orgazm beraberinde salgıladığı endorfinle birlikte ağrılara iyi geldiği için, kasılmalarla birlikte aslında regldeki o sancıları azaltıyor ve o ağrıyı, o işte vücudun üzerindeki o doluluk hissini de azaltıyormuş. Bu bilimsel, biyolojik bir gerçek. Aynı zamanda da kadınların o regl dönemindeki stresli halinde de yatıştırıcı bir etkiye sebep oluyor. Yani orgazm aslında eczanede satılmayan, insanın kendi kendine ürettiği ilaç gibi bir şey arkadaşlar. Orgazm girmeyen eve stres ve kavga girer diyebilir miyiz? Deriz. İnce işlerde gayet rahat bunu söyleriz. Kadınların cinsel birlikteliği en çok arzuladıkları döneminde regliden hemen önceki bir iki gün olduğuna dair de 1930'da yapılmış bir araştırma var mesela. Ya bununla ilgili bu arada kanun bile var, biliyor musun? PMS deniyor. Yani premenstrual syndrome. PMS dönemi diye bir dönem var. Kadınların hemen regli olmadan önceki o dönem bazı ülkelerde ceza konusunda hafifletici sebep olarak ortaya sürülebiliyormuş. Kadın PMS dönemindeyse mesela işlediği suçlarda, şiddet suçlarında filan hafifletici sebep olarak gösterilebiliyormuş kadının regli döneminin öncesinde olması. Çok fantastik değil mi? Bazı kadın öyle ama. Hemen anlarsın onun PMS'inde olduğunu. Tamam dur dokunmayın filan. Dur ya hadi şey yapalım filan diye. Onu böyle bir uzak durmak istersin. Enteresandır yani. Ve Robbie Williams'ın, rahmetli Robbie Williams'ın bir sözü var. Dünyayı kadınlar yönetseydi savaşlar olmazdı ama 28 günde bir sert müzakereler yaşanırdı diyor. Çok haklı bence. Herkesin şiddeti de farklı bu arada. Yani herkesin bünyesinde farklı bir etki yaratıyor. Bazısında gerçekten büyük agresiflik, sinir, stres. Bazısında da yani öyle geçiyor, anlamıyorsun bile filan. Hani bilemiyorum. Herkesin bünyesinde tabii etkisi farklı. Ama böyle PMS diye bir şey var. Bunu da biliyoruz. Herkes bilir. Her erkek ve her kadın bunu bilir. Peki PED yeni bir şey mi? Yani PED dediğimiz konu yeni bir şey mi? Değil. Antik Mısır'da bile kullanılan bir şey aslında. Zaten Antik Mısır'da bu kadının doğumuyla ve kadının cinselliğiyle ilgili o kadar çok şey yapılmış ki, yani muazzam ilerlemiş bir medeniyet cinsellik konusunda. Kendini çok geliştirmiş bir medeniyet ve çok açık bir medeniyet Antik Mısır. Mesela Antik Mısır'da papirüs ve tahtaya sarılı bezler ped olarak kullanılıyormuş. Yani milattan önce 3000'lerden 4000'lerden bahsediyorum arkadaşlar. Yani öyle seviyeler yani. 1929'da Dr. Early Haas bizim bugün bildiğimiz tamponu icat etmiş. Bir terzi kendisi ve dikiş makinesinde dikerek tampon yapıyormuş. O yüzden 1929'dan beridir kullanılıyor. PED de bu arada aynı dönemlerde kullanılmaya başlanıyor. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nda, yani biraz daha öncesinde askerlerin kanlarını emmek için kullanılan bandajların çok iyi kan emdiğini tespit etmişler ve kadınlara PED olarak da onları satmaya başlamışlar. Yani 1. Dünya Savaşı'nda askerler için kullanılan bandajlar daha sonra kadınlar için PET olarak satılmaya başlanmış. Bu PET konusunu geliştirirken insanlar 1974'te büyük bir faciaya sebep oluyorlar. Bugün bizim kullandığımız sızdırmaz PET'ler var ya, selülozdan bir sızdırmaz PET yapıyorlar. Ancak bu sızdırmaz PET kanı da tam emmediği için orada bir bakteri üremesine ve kadınlarda ölümcül bir hastalığa sebep oluyor ve seri ölümler yaşanıyor. O selülozdan yapılan PET'leri çok hızlı bir şekilde piyasadan çekiyorlar, böyle dramatik bir olay yaşandıktan sonra. Böyle de bir facia var. Şimdi zaten bu kadının regli konusu bilmem ne filan, bunların hepsi genel olarak tarih boyunca işte o kadını bastırmak için, kadını kirli ve sürekli bir şekilde sanki baştan çıkabilecek, baştan çıkarabilecek bir nesne olarak konumlandırmak amacıyla kültüre yerleştirilmiş. Bunlar toplum mühendisliği tamamen aslında. Niye? Çünkü kadın işte evden dışarıya çıkmasın ki erkek savaşa gittiğinde, işte oraya buraya gittiğinde başkalarıyla sevişmesin. Kadın aslında günahkardır. Kadın bütün günahların, bütün ahlaksızlığın başı kadındır diye onu kadının üzerine yerleştirip o ağırlıklarla beraber kadını evde bırakmak ve o erkeğin işte başkalarıyla bu sevişir de benim soyuma acaba çomak sokar mı korkusundan dolayı yaptığı toplum mühendisliği tamamen. Bak size bir sosyolog olarak, bir toplumsal cinsiyet eşitliği doktorası yapan biri olarak bunu net bir şekilde söylerim. Tarih boyunca bu böyle yazılmıştır. Her dinde. Sadece bize özgü filan şeyler değil bunlar yani. Musevilikte de işte Lilith var biliyorsunuz, ilk kadın, Adem'in ilk eşi. Diyor ki ya ben kardeşim,
kardeşim Adem'e eyvallah demem. Adem'e tapmam. Yani ben Adem'le eşit yaratıldım. İstersem birlikte olurum, istersem olmam diyor. Lanetliyorlar Lilith'i ve diyorlar ki bütün sünnet olmamış çocuklara ilk zamanlarda 40 gün musallat olur. O musallat olduğu dönemlerde de işte ya çocuğun canını alır, yani çocuğun erken ölümünü, ya da annenin canını alır. Emboliyi yine Lilith'e bağlamışlar. Ya da annenin o Loğusa döneminde hani gördüğü o işte stresli şeker düşmesiyle birlikte gördüğü sancıları da yine Lilith'e bağlamışlar. Diyorlar ki anneye de musallat olur ilk 40 gün veya işte ilk birkaç ay. Annenin de işte böyle cinler musallat olmasına, o şeytanlarını musallat olmasına, annenin de böyle sanrılar görmesine, delirmesine neden olur diye de annenin bildiğin Loğusa dönemindeki şeker düşmesini yine Lilith'e bağlamışlar. Tabii o zaman tıp yok, bir şey yok. Salla anasını satayım. Ne olacak işte, hani salla tutarsan Lilith, yapıştır Lilith'e gitsin. E ne oluyor böylelikle? Hem kadını kötülemiş oluyor, hem sünnetsiz erkeği sünnet etmek mecburiyetinde bırakmış oluyor. Yani bayağı toplumu böyle hani böyle gemlerini tutup baskı altına almak için kadın üzerinden kurulmuş çok güzel, müthiş bir tezgah yine. Harika bir tezgah yani. Ve Havva'da da öyle. Havva işte elmayı istemiş de alalım bir ısırık Ademcim demiş. Sanki Havva böyle ya Adem, yani millet elmadan yiyor, biz niye elmadan yemiyoruz diye sanki kadın söylemiş gibi Havva'ya yüklemişler. O günahlarından dolayı da regle olur, bir de adet sancısı çeker diye de onu da almışlar. Sancıyı da ona bağlamışlar. Yani sanki bu hiç menstruasyonla ilgili değilmiş falan gibi böyle bir yine toplum mühendisliği var. Müthiş yani. Biz bugün hala bunu devam ettiriyoruz. Çok güzel bir şekilde. Yani ve yani öyle seviyelerde yapıyoruz ki yani öyle bir cehalet. Hala antik Roma, hala antik zamanlardan kalma kafalar var. Neymiş efendim? Öyle market raflarında alenen pedler sergilenir miymiş? Yani şimdi desem ki ben, yani çıksam sokağa desem ki pedi olan var mı diye sorsam herkes böyle döner, ne kadar ayıp diye bakar değil mi? Çocuk bezi olan var mı diye bağırsam çıkartır biri, verir değil mi? Ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Çocuğun nasıl tuvaletini görmek gibi bir ihtiyacı varsa, bu biyolojik bir ihtiyaçsa, kadın da 28 günde bir bunu tercihen yapmıyor ki. Bunu yapıyor. Yapmaması sağlıksız zaten. Sen o regli döngülerinden dolayı bugün varsın. Anamızda o regli döngüleri olmasaydı biz bugün olmayacaktık. Sağlıklı da bir şey. Olması gereken doğal bir şey yani. Prezervatifle aynı kategoriye konması dünyanın en büyük cehaleti. Yani prezervatif tercihi bir şeyken menstruasyon tercihi bir şey değil. Bu pet dolayısıyla bebek beziyle aynı kategoride olan bir şey. Hala da petlere lüks tüketim vergisi uygulanıyor. Sanki lüks bir şeymiş gibi regle olmak. Ay ya bu ayda regle olalım filan. Hani böyle tekne almak gibi bir şey değil ki abi bu. Yani bu sürekli ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç bu vücudum. Ama işte bizde işte aman öyle alenen verilmesin. İşte pet lütfen filan. Kirlendim, hastalandım, hastayım. Yani bu bir hastalıkmış gibi. Dünyanın en sağlıklı şeyiyken hastalandım filan diye bu böyle geçiştirilen. Hem kadının kendisinin kendisini kirli hissetmesine neden olan, hem de dışarıda toplumun içerisinde bunun kirli gibi algılanmasına neden olan böyle garip inanışlar var. Hala aynı yani. Ve değişmiyor da garip bir şekilde. Hala bu konuşulabiliyor. Yani tıp ilerlemiş, artık ultrasonla her şey çekiliyor, biyoloji çözülmüş, atom altı fiziğine geçmişiz. Artık yani yumurtalığın her atomunu, her hücresini, her DNA parçasını neredeyse çözmüşüz. Yani bitmiş artık konu yani. Anlamışız niye oluyor bu. Ama hala cahil cühela bunu söyleyebiliyor ve itibar görebiliyor. Çok komik değil mi? Değil, trajik. Ama biz bu trajediyi bitirmek için yıllardır bu konuları konuşulabilir bir şey haline getirmeye çalışıyoruz sizlerle birlikte. Umarım konuşa konuşa bu işleri bitireceğiz arkadaşlar. Doğal olan her şey bu insana dair. Cinsellik insanın temel ihtiyaçlarından bir tanesidir. Cehalet asıl savaşılması gereken şeydir. Dersimiz bitmiştir. Ben Özgür Uysal. Bu işler ince işler. Sevgiler.